Osmanlı Devleti'nin zirvelerde şahlandığı, akıncılarının Avrupa içlerinde at oynattığı bir dönemde kilisede bir papaz vaaz veriyordu. Dünya hakimiyeti Türklere, cennet bize aittir. Bu paylaşmaya aklı yatmayan cemaatten bazıları büyük bir ümitsizlik içinde. Dünyada bizi yurtlarımızdan çıkaran Türkler hiç cennette bize yer bırakırlar mı? Demişler. 16. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin gelişme yolu üzerinde direnmiş ve Türk orduları ile savaşa tutuşmuş olmasından dolayı Katolik Avrupa tarafından kendisine Hristiyanlığın şövalyesi unvanı verilen Boğdan Bey'i Büyük Stefan'ın ölüm döşeğinde evlatlarına gayet ibretli bir şekilde "Belki de yakında himayeye muhtaç olacaksınız. Asla Rus'a yanaşmayın. Haindir, sizi yok eder. Fakat kendinizi Türklere emanet edin. Adil ve merhametlidirler." diyerek nasihat etmiştir. Kanuni Sultan Süleyman avlanmaya çıktığı bir gün sağanak yağmura yakalanınca o civardaki evlerden birine sığınır. Sıcak ateşin karşısında ıslanan elbiselerini kuruturken "Gerçekten şu ateş bin altına bedel." der. Padişah geceyi geçirdikleri evden ertesi gün ayrılırken ev sahibi olan köylüye "Borcumuz ne kadar?" diye sorar. Uyanık köylü "Bin bir altın yeter." diye cevap verir. Padişahın hayretler içerisinde kaldığını gören köylü onun soru sormasına fırsat vermeden sözüne devam eder. "Akşamki ateşin bin altın değerinde olduğunu zaten siz söylemiştiniz. Konaklama ücreti için ise bir altın çok mu fazla?" Osmanlı padişahlarından Sultan Mahmut halk arasında dolaşırken masum ve muhtaç olarak gördüğü sevimli bir çocuğa çıkarmış bir altın vermiş. Çocuk padişahın verdiği bu parayı almamış. Padişah bu hediyesini neden almadığını çocuğa sormuş. Çocuk eve gidince "Babam ve annem sen bunu bir yerden çaldın derler ve bana kızarlar" demiş. Sultan Mahmut da "İyi ya, o zaman bana bunu padişah verdi dersin" deyince çocuk "Sultanım o zaman hiç inanmazlar ve daha çok kızarlar" demiş. Padişah "Neden inanmazlar" deyince çocuk cevabı yapıştırır. "Eğer padişah verseydi bu kadar az vermezdi derler" demiş. Padişahın bu söz çok hoşuna gitmiş ve çocuğa bir kese altın vermiş. Yavuz Sultan Selim'in babası Sultan II. Beyazıt'ın çıktığı seferlerde üstüne bulaşan tozları silkip biriktirerek bunlardan bir tuğla döktürmüş ve böylece Allah'ın cihat emrine uyduğunun işareti olarak bu tuğlayı yanından ayırmamıştır. Fatih Sultan Mehmet devrinde bir Müslümanın günlerce dolaşıp yıllık zekatını verebileceği fakir birini arayıp bulamadığını, bunun üzerine zekatının tutarı olan parayı bir keseye koyarak Cağaloğlu'ndaki bir ağaca asıp üzerine de "Müslüman kardeşim, bütün çabama rağmen zekatımı verecek kimse bulamadım. Eğer muhtaç isen hiç tereddüt etmeden bunu al" diye yazdığı para kesesi 3 ay kadar o ağaçta asılı kalmıştır.